So I was concentrating on doing the talk about Alzheimer's, and I regret that I didn't tell you all that I've had the opportunity to visit the university and also this hospital. And I've told Professor Tarhan many times that there's nothing like this that I've come across. Geldiğim üniversite ve hastaneyle ilgili çok fazla şey söyleyemedim. Bence çok harika bir yer olmuş. Ben daha önce hiç böyle bir şey görmedim. So I've told Professor Tarhan many times in the past about his previous, well, he still has the other hospital, but I used to say it was a model for what we should be doing all over the world. I've traveled and worked in very many countries and seen lots of institutions, the Maudsley Hospital in London, for example, and big hospitals in the USA, Australia, all kinds of places. I've just not seen anything like he had before, and then come this time and see that he's even excelled and produced something even more remarkable than the first hospital. Zaten Nevzat Tarhan'ın daha önce kurduğu hastaneye ben gelmiştim ve o zaman bile bunun işte ABD'de ve İngiltere'de ve Avustralya'da bir benzerinin olmadığını görmüştüm, ama bu sefer geldiğimde gördüm ki daha da geliştirmiş bu durumu. O nedenle bunun şu anda dünyada hiçbir benzeri yok. Not only is it impressive scientifically, but it's a beautiful architecture. And when I mentioned that to someone, they said it was actually Professor Tarhan's wife, is that correct? Yeah. Was the architect? Yeah. So, sister. Sadece bilimsel olarak etkilenmedim, aynı zamanda mimari olarak, ama mimari de Nevzat Bey'in kız kardeşiymiş orada. So, it's a double honor for them that we find it so remarkable. But he has everything here that will make science work. I'm repeating some of the things I've said to my colleagues, so they have to forgive me for saying it again, but I was at a meeting just before I came here about TMS. Yani burada bilimin üretilmesi, yapılması için her şey var. Bir kez daha tekrar edeceğim, ama buraya gelmeden önce TMO, transkranial manyetik uyarı ile ilgili bir toplantıdaydım. And what was reported at that meeting just a week ago was that a functional MRI is capable of separating depression into different types. And I was just thinking, boy, wouldn't it be great to have functional MRI to do that, and then follow-up studies with EEG and various blood products and so on. Evet, orada şu konuşulmuştu, fonksiyonel MR depresyonu tiplerine ayırabiliyor ve buradan yola çıkıp depresyonu tiplerine ayırıp çeşitli biyokimyasal çalışmalarla devam edilebilir diye düşündüm. And then when I do the tour, what do I find? That they've got functional MRI here. And so I talked to Dr. Tarhan about this study that was so important. And now that I'm a member of your university, I hope there'll be an opportunity for us to communicate about replicating that kind of work, which in itself would lead to lots of other, even more important studies. Daha sonra gördüm ki buraya gelince burada fonksiyonel MR çalışmaları yapılıyor. Ben de Nevzat Bey'e bu çalışmaları daha önce yapılmış ve depresyonda fonksiyonel MR çalışmalarının benzerlerini burada da yapabiliriz diye önerdim. And the last thing that I admire about the progress that you've all made is that I have always wanted psychiatry to be integrated into the rest of medicine. Ben her zaman psikiyatrinin diğer tıp bölümlerinden ayrılmaması ve onlarla tümleşik olması gerektiğini savundum. However, my thinking was to be more integrated with neurology. But here it's not just neurology, but all of the other disorders. And of course, I'll say one more thing after you finish. You go ahead.
Aslında ben bu cümleşik böyle beraber olmasını kastederken nörolojiyi kastetmiştim ama buraya gelince sadece nöroloji değil bütün diğer tıp dallarıyla birleşmiş olduğunu gördüm. So when I teach my medical students at my university, I particularly concentrate on the ones who are not interested in going into psychiatry. And I tell them that you'll see more psychiatry as a non-psychiatrist than the people who are going into psychiatry. And you really need to know all about it. So, could you say that? Ben tıp fakültesinde psikiyatri öğrencilerine ders anlatırken özellikle psikiyatrist olmak istemeyenlere daha çok şey öğretmeye çalışıyorum. Çünkü bunların diğerlerinden daha fazla psikiyatri hastası göreceğini düşünüyorum. And I think this integration that you see here in this university and in this hospital is excellent. I think it will improve medicine from both sides. Nedenle buradaki bu hastanedeki entegrasyon çok önemli ve ilişkileri her yönden bilimsel işbirliğini güçlendirecektir diye düşünüyorum. So I'm really in awe of what you all have achieved, and I think you're leaders in this particular field. Evet, bence bu hastane bu özel konuda liderliği almış durumda dünyada. Bu nedenle bu başarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum diyor.